Yedinci söz, yine meclisimizi tenzih ederim, danstır. Dans, Müslüman kadının işlememesi gereken suçlardandır. Şimdi elbette tesettürlü kızlara, namaz kılan kadınlara bunu söylemeye ne gerek var diyeceksiniz. Bu facirat, fasıkatın yaptığı bir iş. Doğru da duyarım, bilirim ki Müslüman kadınlar da düğünlerinde kadın kadınayız diye dans ediyorlarmış. Bir yerde böyle konuştum. Hocam herhalde size yanlış bilgi vermişler. O dans değil, oynuyorlardı dedi bana kadın. Çok affedersiniz, ben size bakmıyorum. Bir tarif edebilir misiniz bu oyun dediğiniz şeyi dedim. Ben kalkamam onun için dedi. Yani dans değildi dedim. Yani dans deyince raks diyeyim ben bunun Arapça kelimesini. Yani bu erkekle kadın bir araya geliyor, dans ediyorlar, bu haram oluyor da kadın kadına en müstehcen avreti galizelerini teşhir edecek, o avret bölgelerini, kadın kadına da avret olan bölgelerini birbirlerinin gözüne sokacak şekilde yapmaları kadın kadınadır diye caiz mi oluyor? Kadın kadına da olsa kadının avreti galize dediğimiz göbekle diz kapağı arasındaki mesafesini göze batacak şekle getirmesi haramdır. Kadın kadına da olsa. Kırmızı çizgi, kıpkırmızı kan rengi bir çizgi bu. Böyle konuştuk mu sonra da adımız Sert Hoca'ya çıkıyor. Elhamdülillah bu sertliğimizden memnunuz. Bu bayan benim konuşma yaptığım yeri protesto edip çıktı. Giderken de demiş ki edebi yok ki hocanın, ilmi olsun demiş. Alimallah yok tabii. Böyle edep lazım değil zaten. Çünkü düğündeki oynamaları savundu. Ben de kalkıp gösterebilir misin deyince bir erkeğin önünde bunlar yapılır mı dedi. O yapılmaz dediğin kadının önünde de yapılmaz şeydir. Daha sonra helal bir düğün nasıl yapılır diye de bir ders yapacağız. Düğün de çünkü kadınla ilgili bir konu. Düğünün helalleşmiş şeklini konuşacağız biz. Yani kadınlar düğünde oturup Tevbe suresinden cihat ayetlerini dinlesinler demiyoruz. Böyle demiyor şeriat zaten. Kur'an böyle demiyor. Kadınlar düğünde eğlensinler, erkekler de eğlensinler. Ama o düğündeki aklı bozuk bir kadın, daha sonra kocasına akşam çıktığında düğünde filanca kadında maşallah ne kalçalar var, ne güzel oynadı düğünde diye tarif etme ihtimali oluşturmasın diyor şeriat. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunu anlatmak kabalık oluyor. Örtülü örtülü kadınlar düğünde bunu yaptılar mı kabalık olmuyor. Bırak git kabalıkta karıştı diyelim.